Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Derya Taşkıran, bayan kuaförüyüm. 16-17 senedir bu işi yapıyorum. Mesleğin biraz özelliklerini anlatır mısınız? Bu mesleğe nasıl başladınız? Biraz anlatır mısınız? Bu mesleğe 17 yaşında başladım. Evet. Hani kendim isteyerek, hevesle başladım. Yani bir müşteri gelip size koltuğa oturduğunda saçımı yap derse, siz neye göre yaparsınız? Yüz şekline göre mi, saç şekline göre? Öncelikle kendi isteğine göre yapıyoruz. Eğer hani bize bırakırsa kendi yüz şekline, saçına göre yapıyoruz. Peki bu mesleği öğrenmeye yani çırak yetişiyor mu? İnsanlar hevesli mi bu mesleği yapmaya? Yani aslında eskisi kadar hevesli değiller. Ama yine de hani yetiştirmek isteğini yetiştiriyoruz. Ama eskisi kadar çok yetişmek isteyen yok. Peki bayanlar bakıma nasıl bakıyor? Bakımlı olmak, güzel olmak ya da işte bu konularda ne düşünüyor erkeklere nazaran? Daha mı dikkat ediyorlar bakımlara? Tabii ki dikkat ediyorlar daha çok. Peki fiyatlara bir şey söylüyorlar mı? Nasıl fiyatlarınız? Fiyatlarımız aslında biraz pahalı geliyor. Ama hani yapacak bir şey yok durum. Belli bir standardı var mı fiyatların belli yoksa? Belli bir standardı var, evet. Hani bütün kuaförlerin fiyat listeniz var, ona uyuyoruz. Zor mudur bu işi öğrenmek? Kaç ayda bir kuaför yetişir? Yani istekli olduktan sonra aslında zor değil. Hani yani ayda ay dediğiniz hani kişinin kendi hani el becerisine bağlı. Evet. Ne kadar çabuk öğrenmek isterseniz o kadar çabuk öğrenebilirsiniz. Yenilikleri mi takip etmesi lazım? Tabii model ki yenilikleri de lazım. Takip etmek lazım. Yani sürekli yeni şeyler çıkıyor. Hani bir nevi biz de öğreniyoruz. Ben Dilek Keskin. Ne düşünüyorsunuz, ne diyorsunuz? Buyur. Kuaförüm, benim kuaförüm çok da iyi. Nasıl anlatabilirim? Kendimi bırakıyorum zaten. Bana ne yakıştığını kendi biliyor, kendisi yapıyor. Rahatım, rahatlıkla gelebiliyorum. Ortam güzel, temiz, güler yüz. Her şeyle onluk bir yer diyebilirim. Ulaş Seferoğlu, ben de 12-13 yıldır bu meslekteyim. Çıraklıktan başladım. Okumayan insanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Güzel bir meslek, para kazanılacak bir meslek. El becerisi olduktan sonra kolaylıkla öğrenilecek bir meslek. Tekrar ediyorum, okumayan genç kızlarımıza tavsiye ediyorum.